Evet. İnsan bakışı Aslında. değiştiriyor. Şey gördükten sonra temel mental sıcaklık da. Cihazu inzarin cedidin. Cihaz bunun çoğulu eczizetun kelimesi. Efendim. İnzar Evet, uyarı. inzer en Çalışan mı bu? yok, enzera uyardı demek. Ve mersenlake illa nedirano. Efendim, enzera uyardı demek. Uyarıcı cihaz mı? Enzerahu uyardı, onu uyardı demek. Efendim, cihaz kelimesi farklı anlamlara yarıyor. İlk duyduğumda çok şaşırmıştım. Çeyiz var ya, çeyiz için bile kullanılıyor cihaz. Cihazdır onun için. He? Cihaz. Teçhizat. Teçhizat, evet, cehaze kökünden. Cihazın cihaz cehalesi Evet. kavmin rahmi Ayette mi geçiyor? Ha. güçlenmesi. Efendim, normal bu cihaz demek. Bu hani emniyet organı gibi organ anlamında da kullanılabiliyor. Hani bir sistem olarak. Efendim, bir de bu bizim bildiğimiz cihaz kullanılıyor. Ama bunun var ya tefil babında fiilleştirilmiş hali cehaze çok hoş bir fiil. Cehzehu bir şeklinde Cehaz. ha onu onunla efendim donattı. Efendim cihazlandırdı. Cehzehu bihi. Çok da yaygın kullanılmıyor ama Var cehaz. var. Mesela Ebu Bekir değil mi? Hazreti Ebu Bekir. İşte diyoruz ki mesela Cehze Ebu Bekir'in efendim Cuyuş el İslami ya da Ceyş el İslami efendim bil eslihati dersek işte Ebu Bekir İslam ordusunu silahlarla donattı. Cihazlandırdı. Efendim donattı anlamına efendim geliyor. Nasıl? Hayır. Şuradayız. Daha öncekileri okuduk değil mi? Tamam. Biz şimdi bu kaçıncı metin? Yedinci metin. Yedinci metin. Yedinci metin tamam. Cehezehu bihi. Efendim. Cihazu inzarin cedidin yeni bir uyarı aracı cihazı. Buradaki yeni bence var ya burada farklı bir yanlış bir harekeleme mi var? Ne dersiniz? Yeni olan uyarı mı? Cedidün abi cedidün. Cedidun değil mi? Sizdeki cedidun mu? Cedidün tabi. Ha burada Cedidün. buradaki cedidin Cedidün olması daha Cedidun, cedidün. evet, Cedidun. Yani kitap doğrusu var. Yeni bir Aha. uyarı oluyorsun. Yeni bir uyarı şeyi. Bu böyle olur, evet. Ama O zaman cihaz yeni uyarı olur. cihazı yenidir. Efendim, ama marif olmadığı için yine sıfat tamlaması olur da yeni uyarı cihazı Yeni gibi. uyarı olur. Evet, uyarını niteliyorsun gibi olur. Cihazu inzarin cedidun. Mesela tabi cedidin olduğu zaman cihaza geliyor. İnsan o cedidin olursa o zaman inzarı geliyor. İnzarın sıfat olur. Uyarı yeni değil. Burada cihaz yeni. Cihaz yani tabi. Eskiden de vardı uyarı cihazı. Bozulmuşlar. Ha, evet. Cihazı inzarin cedidun. İhtiraat ihte Cihaz ve cihaz ve inzar cedidin cedidun. cedidin şeklinde bir tercüme etsene. İşte yeni Uyarı bir cihazı. uyarı cihazı. Yeni bir uyarı. Evet. Ama şimdi orada bir nefes veriyorum Türkçe'de. Aslında bu uyarının yeni bir cihazı diye tercüme etmek lazım. Ama Türk'ün Bizim kulağını sohbet tırmalıyor başlarken de tabii. Efendim, o yüzden biz yeni bir uyarı uyarı cihazı. yani bir dedik uyarı yaptı şey dedik yaptık Uyarı dedik cihazı. karışmasın Oradaki bilgisayar yeni bilgisayarla karışmasın diye. evet yeni uyarmanın değil cihazın sıfatı. Ya da şöyle uyarının Mesela yeni cihazı. evet Yeni bir uyarı evet öyle deriz ama uyarının yeni bir cihazı mesela kimya Türkler uymuyor. evet Yeni bir en azından cihaz. burada uymuyor. Mesela öğrencinin yeni bir kitabı dediğimizde uyuyor ama burada kulağımızı tırmalıyor. Neyse mesela eski devlet bakanı diyoruz bak. Orada eski devlet bakanı dersek olmaz.
Devlet değil eski olan. Bakan eski. Biz duruyor eski devlet bakanı diyoruz. Türkler bunu da söylüyor tamlamada. Şimdi bir dakika şunu bir sorayım o zaman. Devlet eski bakanlığı, eski devlet bakanı. Ne fark var? Şimdi ne şeyle Devlet eski, birisi de bakan eski. Yok, şimdi nasıl şey yani? şimdi eğer ikisi şöyle diyelim. Eski Devlet devlet bakanı. bakanı derken şurada eskiden sonra bir nefes alıyorsun. Eğer nefes almadan direkt geçiş yapar eski devlet bakanı dersen o zaman eski devlet olur. Bakan olmaz. Bunun doğrusu gerçekte Türkçe'de devlet eski bakanıdır. Bu olması gereken budur. Ama yukarıda aşağıdaki anlamı isterseniz şu araya nefes vererek Ne sağlayabilirsiniz. diyor? Eski devlet bakanlarından falan öldü. Evet, eğer direkt geçiş yaparsa yanlış olur. Devlet bakanı. Onlarından, evet. Eski devlet bakanları. Peki. İkisi de kullanılıyor, onu söyleyeyim. Ama şu Şimdi arada nefes var. bir hani seçimler olduğu zaman bir şey var ya. Vezir devlet Ha. kadim değil mi? Şimdi veziru Vezir devletin devletin kadim. kadimun. Bunu marife yapmak isterseniz o zaman veziru devleti el kadimu olur. İkisini de devlet eski bakanı da diyebilirsiniz, Ben eski şimdi devlet bakanı da karıştırdım. diyebilirsiniz. Kafama takılır. Yüksek Seçim Kurulu, seçim yüksek kurulu. Aynı. Seçimin kendisi yüksek olabilemez. O zaman kuruldur yüksek. Bir tanesinde nefesle, arada nefes vererek efendim yüksek seçim kurulu diyorsun. Seçim kurulunu tek bir kelime kabul ediyorsun. Evet. Bismillah. İhtirat ettiği kararlar arasında. ihtişarikatil ferensiyeti cihaz-ı inzarin cediden. Cediden olacak. Evet. Cihazın. Cediden. Cihazın sıfatı. Ha. Cediden yettasilu bi hasibin Dakika. reisin lil Cedidin murakabeti. demiş abi. Ha? Cedidin demiş. Bu sefer doğru orası yapmış. Yok ya olur yani bunlar matbaa hatası olarak kabul ediliyor. Efendim. Nasıl bir şey yapar ki? Cedidun nasıl olacak? Cedidun olmaz orası. Asla olmaz. Cedidin olur o da Yok. Zaten anlamı. olmaz. Cedidin olabilir ama Cedidun olmaz. Evet ama biz anladık. Önemli değil. Önemli olan anlamak. Cedidin bir cedidin mi? Cediden. Yani. Çünkü cihazın sıfatı. Cihaze cedidin. Bu belirtisiz bir sıfat tamlaması. Siz de fark edeceğiniz gibi. Peki burada soruyorum. Cihaz kelimesi nekre mi marife mi? Nekre ol nekre olduğu için de cediden kelimesi onun sıfatıdır. Efendim çünkü o da dört açıdan cihaza uymaktadır. Yettasiri diye başlayan ifade bir fiil cümlesidir. O da nekradır. O da o zaman bunun ikinci sıfatı. Bak bir uyarı cihazı var. İki tane sıfatı var. Yeni olmak ve bir bilgisayara bağlı olmak. Yettasiri bir hasibin efendim. Hasip kelimesi istenirse hasup da denilebilir. O da bilgisayar Yok demektir. şey diye benimki de hasup demiş babam. Ya işte. Evet. Hasibin Hasip de oluyor, hasup da oluyor. İkisi de bilgisayar demek. Hasup daha çok kullanılıyor belki de. Yani onu sadece gözlemim yani gerçeği yansıtmaz. Efendim bilgisayar. Şimdi efendim ihte şerikatil ferensiyeti ifadesi özne fiil iktirat cihaz-ı inzarın cediden yettasülü bi hasibin reisiyyin efendim Hasbin nesne öbeği lil murakabeti efendim gözetlemek için bu da mefhule niyecli. Niçin? Sorusunun cevabı. Ama burada lil murakaba efendim icat etmenin niçini mi yoksa bağlanmanın niçini mi efendim sorulabilir. Daha ziyade herhalde yakın olana esas değil mi? Hani atıfta o şeyde olduğu Kelime için. sonunda olursa ikisi de uygun olur.
Efendim. Yani en baştaki fiilin de olabilir. Sonraki fiilin de mefulüniyeci olabilir. Şimdi burada tekrar ve derike geçti. Benim üstünü çizdiğime bakmayın. Çok önemli bir üslup bu. Ama efendim olmasa da olur. Ezalike, yani bu anlattıklarımız var ya. Evet. An tarihi şebeketil hayati fil Sıradan adiyeti. Bir bilgisayar ağı, şey şey abi, telefon ağı yoluyla. Ne? Benimki değişik ya. Vallahi mi? Vallahi ya. Hocam. Allah Allah. Hepsinde mi Ve öyle? yüstemmelü hadel cihazu an tarihi bi şebeketil hayati bir adiyeti. Gördün mü? Nasıl oturdu mana? Bizalike yatana. Ve yüstem yeni bir cümle yapmış. Çok güzel olmuş ama. Ve yüstemmelü. Evet. Ama güzel olmadı mı? Yani o da güzel, tamam bu da güzel. Burada ve zelikeyi anlatmaya çalışıyor. Hadel cihaz diyerekten mezalike zaten bunun ikisini hepsini açıyor. İşte bizim anlamamız için yazmış adam tamam, abi. Değil, tamam. Evet. Mezalike. Biraz basitleştirmiş gibi. Yukarıda da bir zelike vardı ya. Zor öğrenim. Tamam. Evet. Ve zelike efendim yok gibi tercüme edeceğiz. Çünkü antariki şebeketil hatifil adiyeti daha önceki cümlenin bir ögesidir. Fransız şirketlerinden biri yeni bir cihaz, uyarma cihazı icat etti. Kontrol için bilgisayara bağlı olan yeni bir uyarı cihazı icat etti. Sonrakini de bağ şey yapacağız ama. Reis yerine, Evet. reis yerine. Normal bir telefon şebekesi yoluyla kontrol etmek için ana bilgisayara bağlanan yeni bir uyarı sistemi cihazı icat etti. Tekrarlayacağız. Evet. Şimdi özneden başlıyoruz. Dikkat edin. Fransız şirketlerinden biri sıradan telefon ağı yoluyla evet gözetlemek için ana bir bilgisayara bağlanan yeni bir uyarı sistemi cihazı icat etti. Server'de diyebilir server Ha. Hasip reisi ana bilgisayar. Efendim olabilir tabi. Ve yekum hada el cihaz bi istar saftin li yedull ala vujud shakhs ma idafatan ila iltiqat suratihi ve naklihi ila shashat el hasib el reisi allazi yamut rijal el shurtati bil malumat el mutawaffirat ladayhi. Evet. Evet, uzun bir cümle. Şimdi idafeten evet. Peki oradan başlayalım. Gâme bi var burada. Hâzâ cihâz mübteda öbeği, şey fail öbeği. Gâme bi var, istar, mastar gelmiş. O zaman yustiru demek. Bu cihaz çıkarır. Bi istari savtin, bir ses çıkarır. Li yedulle ala vücudi şahsin me. Herhangi bir şahsın varlığına delalet etmek için. Bir ses çıkarır. Şimdi burada bir açıklama yapacağım. Şahsun kelimesi bir kişi demek. Şahsun ma o da bir kişi demek. Ama şimdi yukarıdaki bir kişinin belirsizliğini gösteriyor. Fakat buradaki şahsun ma'daki ma da belirsizliği gösteriyor. Biz burada Türkçe'de bunun için genelde herhangi deriz. Herhangi de belirsizlik bildirir. Bir de belirsizlik bildirir. Şahsun bir kişi şey belirsizliği daha da belirsizlik hale getirmek istersek nekra bir kelimeden sonra ma ilave edebiliriz. Belirsizliği artırıyor. Evet. Bir kişinin varlığı değil de herhangi bir kişinin varlığına delalet etmek. Herhangi bir kişinin varlığını göstermek için. Demek ki bu ana ögelerimiz bu.
Teknik açıdan yekumu fiil, hazel cihaz fail, bi istar istaftin, efendim, liyetul ala vücudi şahsin, ma bu da mefulün bir gayrisari ögesi. Ama burada istar kelimesi, evet, mastardır. Efendim, gamebi ile. Anlamını verirken, evet, yustiru deriz. Yustiru hazel cihazu saften. لِيَدُلَّ عَلَى وُجُودِ شَخْصٍ مَا aynı anlama gelir. Şimdi bunu teslimu diye niye yüksünüyoruz? Yegumu'dan dolayı. Hayır. Şimdi yegumunun faili هذا cihaz müzekker, istarın faili müzekkerse müzekker, müennesse müennes. Normal fail ne? Onunla ilgili bir şey. İdafeten ile iltikati sureti. İdafeten ile ek olarak. Demek iltikat. İltikata tek, evet, normalde bunun temel anlamı, sözlük anlamı tek tek toplamak demek. İltegata el hubube mesela, tohumları efendim, bu tohum yani dene de diyebiliriz, deneleri topladı demek. Yani tek tek topluyor ya kuş, efendim, resim çekmeye benziyor mu? Resim çekmek de tek tek toplama gibi bir şey işlem yapıyor. O kuş deneyi tek tek toplar. Peki makine ne yapar? Evet, tek tek çeker. İltakata suraten, o yüzden resim çekti anlamına geliyor. Resim çekti. Evet. İdafeten ile iltikati sureti, resmini çekmesine ilaveten, fadlen an. Yani evet, yakın yani. Fadlan an, yani bir yana. Evet, bir yana. İdafeten ile de ek olarak. Evet, bunlar birbirinin yerlerine kullanılabilir. Evet. Pozitif anlam katıyor cümleye. Evet, onun resmini çekmesine ve o resmi ana bilgisayarın ekranına göndermesine ilaveten, ek olarak. Tabi burada ana bilgisayarın ekranı, şeşe. Şimdi nakale diye bir fiilimiz var. Ben hani nakale hu ileyhi. Onu ona ya da oraya götürdü. Efendim, aktardı anlamını veriyoruz. Mesela Ali efendim hastayı efendim doktora götürdü efendim diyelim. Bu kalıbı kullanalım. Nekale Aliyun yok. El marida ile tabibi. Tabi evet, normal sıralama bu. Ama ile tabibi kelimesini öne alsam olma mı? Olur. Ama biz hani normalde böyle yapalım. Ondan sonra istediğimiz kelimeyi, ögeyi yer değişikliği yaparız. Efendim, bu kitabı sahibine götür, naklet. Nasıl deriz? Unkul mu gelir? Unkul. Unkul, nakale, unkul, nakale yankulu. Unkul, hazel kitabe bisahibihi. Yok. Evet. Evet, kalıbımız yukarıda yazdık ya. İle sahibihi. Peki, sizde soru. Şimdi ile tabibi kelimesini şuraya vallahi alabiliriz. Hiç problem yok. Peki, ile sahibi buraya alabilir miyiz? Evet, alamayız. Niye? Çünkü bir zamir önce ismi geçerse efendim kullanılır. Hazel kitap hi zamirinden önce. Evet. Hi zamirini düşürsek orada, o zaman alırız. Ha, tabii ki. Evet. Hani evet. Evet. Burada hani biz daha önceki derslerde takdim teyirden bahsetmedik ama iki şeyi
efendim vurgulamaya çalıştık. Bir, bazı ögeler cümle başında bulunmak zorundadır. Yok. Soru edatı, soru ögesi bunlardan bir tanesi. Cümlenin başını almazsanız zaten soruya dönüşmüyor. Mesela şart edatı. Efendim onu başa almazsanız zaten şart edatı olmuyor. Bunu otomatik mesela anlamış oluyorsun. Diğer bir tanesi de dedik ki evet şey ha o zaman haber şibi, her şibi cümlesi nekradır. Nekra bir isimden sonra gelirse sıfat tanımlaması oluşur. Siz yargı bildirmek istiyorsanız yer değişikliği yapacaksınız. Efendim bu mantık da oturdu diye düşünüyorum. Bir de zamir meselesi. Efendim zamir isimden sonra zikredilir. Tabii. Zamir önce zikredeyim de sonraki isme gitsin olmaz. Vardır. Bu cemi ise cemi bir isim vardır. Tek ise tekil bir isim. Tabii zamir değerleri örtüşmelidir. Evet, burada bakın takdim teğiri anlayabiliyoruz. Kuralımız zamir isimden sonra geçer. İsmin yerini tutar. Zaten tanımında da bu var. Burada mastar getirmişiz. Buradaki he efendim nesnesi mastarın ama ile şeşetil hasibi reis bu da mefulün bir gayrı sarı ögesi. Yani onu ana bilgisayar ekranına taşımak. Evet. Taşımak. Tabi burada ile idafeten ile taşınmaya ilaveten. Taşınma yanında. Şimdi burada cümleyi tabi tercüme edeceğiz de önce ögeleri ayırıyoruz. Ellezi ile başlayan ifade bu ana bilgisayarın sıfatı. Marif olduğu için C'nin başına ellezi gelmiştir. Ellezi yemuttu ricale şurtati bil malumat. Şimdi mette uzatmak demek. Mettehu onu uzattı. Efendim normalde mesela onu uzattı bir anlam verelim. Mettel hable. Ne demek? İpi uzattı. İşte meddel milha. Evet. Tuzu uzattı. Kime uzattı? İleyhi. Ona. Mesela ile tıfli. Evet. Tuzu çocuğa uzattı. Ama burada farklı bir yapı var. Meddehu bihi. Ona efendim yok efendim yok yok ona onun bilgisini verdi gibi bir anlam çıkıyor. Destekledi. Evet. Efendim evet. Burada verdi gibi bir anlam var. Evet, işte besledi efendim destekledi gibi bir anlam var. Onu onunla destekledi. Onu onunla. Neyle? Bilgiyle. Medehideki o yanında olan medehi onun yanında var ya o bilgi değil mi? Bu şey. Nereye gidiyor o? Bakıyorum şeye. Suret desin mi? Yok yok yok. El müteveffira ismi failinin mefulün fi ögesidir. Elle deyi. Le deyi. Tamam güzel de iyi ne? Yok yok. Le del hasip. Bilgisayardaki. Bilgisayara gidiyorum başka. Aha. Anlam verelim buraya şimdi. Yani efendim polise kendisinde mevcut olan bilgileri verir. Polise kendisindeki sağladığı yok sağladığı dersek veffera teveffera bol olarak bulunmak demek de mevcut diyeceğiz burada. Yanında bulunan evet kendisinde bulunan bilgileri verir. Polise. Biz polis diyoruz. Polise verir, iletir. Evet. Yani besler. İleten ana bilgisayar.
Evet. Peki şimdi bu cihaz bir kişinin varlığını göstermek için ses çıkarır. Ya Resim bu var ya, bu çekmesine. var ya, dedeyi var ya, bazen cihaza gidiyor. Bazen cihaza gidiyor. Bir saniye. El mütevefira. Yani el hasip er reisi efendim Peki yok yok. şarjı lazım reisi. Zafet derken şarjıya gitmesi lazım. Yok. Bizim Muzaffer Nuri'ye gider mi? Tabii ki gider. Her şeye gider. Tabii. Bunu sorarken Aha. eksiğini yerine Yok çıkarmak yok lazım. bu. Ana bilgisayar, server işte. Ona gidiyor bu zamir. Efendim, resim çekmesi ve bu resmi ana bilgisayara taşımasına ilaveten. Efendim, bu ana bilgisayar kendisinde bulunan bilgileri Polise polise iletir. O zaman kendisinde mevcut olan bilgileri polise ileten ya da iletecek ana bilgisayarın ekranına taşımaya ilaveten diyeceğiz. Evet. Şimdi burada mimme yusaydı alel kapte alel munharifin. Bunu ayrı bir cümle olarak tercüme etmek istiyorum. Fark çünkü o, bu biraz daha rahat oturdu, değil mi? yani çok enteresan bir yapı o yüzden. Değil mi rahat? Şimdi gelin dur. Önce cümleyi tercüme edelim. Bu cihaz veya bu sistem, cihaz sistem anlamında da gelebilir. Bu cihaz Her gün şahsında Şimdi bu düşünmemizi gerektiren şey, şimdi şuradan aslında şurayı önce tercüme edip sonra buraya bağlayacağım. Fakat çok enteresan, buradaki şey oradakiyle direkt bağlantılı. oraya gidecek. Burada da bir şey. Böyle bir durum yaşarak bir kez burada daha iyi değil mi? Cümleye geri gelmişsiniz. Böyle bir uzun cümlede diyelim. Önemli olan az önceki yaptığımız gibi tercüme etmeden ana ögeleri belirlemek. Tamam. Peki. Nedir bu cihaz? Bu cihaz. Herhangi bir şahsın varlığını göstermek için ses çıkarır. Seç. Bu bir. İki. İki. Resmini çekip Çekip efendim yanında bulunan resmi kendisindeki bilgileri polise iletecek olan ana bilgisayarın ekranına ilaveten taşımakla birlikte, yani taşımaya ilaveten, ilaveten evet bu da bu. Şimdi normalde bu cümleyi tercüme ederken bu o ilaveten ifadesini önce tercüme edip sonra da işte bir kişi herhangi bir kişinin varlığına delalet etmek için ses çıkarır diye bitirmemiz gerekir. Ama Türkçe'de Türkçe'de de var ama. yok. O cümleyi tercüme etmiştik. Bakın, Fransız şirketlerinden biri normal bilgisayar ağı yoluyla kontrol için ana bilgisayara bağlanan yeni bir uyarı cihazı icat etti. Burada hiçbir problem yok. Bu cihaz resmini çekip Yanında bulunan kendisindeki bilgileri polise iletecek olan ana bilgisayarın ekranına taşımasına ilaveten herhangi bir şahsın. efendim ses çıkarır. İlaveten ses çıkarır. Herhangi bir şahsın varlığına delalet eden ses çıkar. Ama işte öyle de Varlığı için ses işte çıkar. Türkçe'de biraz bozuk oluyor. Resmin fotoğrafında yansıtan onu demedik. Hı? Fotoğrafını da Aha. yansıtan. Bu yukarıdaki cümle. Niye? Yok yok. İzafete Onu iltikadı söyledik. söyledik mi? Onu söyledik. Söyledik mi? Hı, tabii. Yani surette intikale dedik, oradan sonra Resmini çekmek dedik. resmi çekmek.
Evet. İlaveten. Hatta resmini çekmeye ve yanında bulunan bu bilgileri polise ileten iletecek ana bilgisayarın ekranına nakletmeye ek olarak evet ek olarak herhangi bir şahsın varlığına delalet etmek için bu suretleri çıkartır. Suretleri yani, değil. Ses çıkarır. Bu sesi bu cihaz çıkartır. Bu cihazı baştan başlatıyoruz tabii. Yani, şey dedik de yani. Evet. Unuttuğum için. Ha, tamam. Bu cihaz resmini çekip kendisindeki mevcut bilgileri polise iletecek. Ana bilgisayarın ekranına taşımasına ilaveten İşte herhangi bir şahsın varlığını göstermek için ses çıkarır. Yine de Türkçe'de biraz şey var. Hafif kulağı tırmalıyor. Bunun sebebi şu. Buradaki önce şahsın mahiyeti önce zikretsen olmaz, sonra zikretsen olmaz. Evet. Bunu nasıl böleriz? Bu cihaz herhangi bir kişinin varlığını göstermek için ses çıkarır. Bu cihaz ayrıca o kişinin resmini çeker ve kendisindeki mevcut bilgileri polise iletecek olan ana bilgisayarın ekranına taşır. Evet. Aslında böyle desek Türkçe'de uygun. Evet. Aynı zamanda orada bir naklihi var ya, istihari kelimesini üzerinde atfetmiş olur. Ha, evet. Oradan bir naklihi değil orada. Yok da, yani bağlamak için. Zaten bir şeye ilaveten dediğimizde yani onu yapar, onu da yapar. Tamam. Anlamı var. Burada efendim ses çıkarır, resmini çeker ve bu resmi nokta nokta ekranına taşır. Evet. Bunları anladıktan sonra Türkler bunu nasıl söylüyor? Bunun derdine düşmek lazım. Yazın üzerinde oynama Tabii ki ufak tefek oynamalar yaparsın. Evet, ögeleri bulmak önemli. Evet. Mimma dedim. Mimma, bu durum normalde min harfi cer. Bizim bildiğimiz min. Harfi, o da ma'dır. Evet. Min ma'dır. Mesela minet tullabi demek gibi bir şey bu. Öğrencilerdendir. Şimdi normalde yüseaydu ne anlama gelir bakalım. Yüseaydu fil kapt alel munharifin. Munharif efendim evet doğru yoldan çıkmış efendim demek burada evet ya suçluları yakalamaya yardım eder. Tamam kapt ala yardım eder. Şimdi başına min ma yani yukarıda bahsettiğimiz yardım eden şeylerdendir. Evet, suçluları yakalamaya yardım eden şeylerdendir. Normalde bunun anlamı bu. Fakat bunu Türkçe'ye uygun bir şekilde tercüme etmek istiyorsanız şu haliyle bir manasını yazsın. Suçluları yakalamaya yardım eden şeylerdendir. Normalde bunun anlamı bu. Efendim. Fakat biz bunu şu şekilde rahatlıkla tercüme edebiliriz. Bu durum ya da yukarıda bahsettiğimiz aletse yani bu alet. Evet. Bu alet, bu durum suçluları yakalamaya yardım eder. Bu yapıyla da özellikle gazetelerde çokça rastlarsınız. Bunu, mimmeyi, bu durum
olarak değerlendirin. Suçluları yani yoldan çıkanları yakalamaya yardımcı olur, yardım eder. Efendim, tahlil açısından şey diyebilirsiniz. Bu minmeyenin önünde HZ var. Geri kalanı da haber öbeğidir diyebilirsiniz. Cihaz-ı inzarin cedidun. Cihaz-ı inzarin cediden. Cediden cihazın sıfatı o. İki tane sıfatı var. Biri yeni olmak, biri bilgisayara bağlı olmak. Buradaki yegumu bi istarin bi'den sonraki istar mastardır. Yegumu bi istar eşittir yusdiru. Yegumu bi istarin eşittir efendim yusdiru. Bu birbirine denktir. Tabi yegumu bi istari savtin der muzafın ile olduğu için ama burada yusdiru savten der. Çünkü durum farklılaşıyor. Tabi birisinde Biri ister şey muzafın rey'i, evet, diğerisi meful. diğeri meful teknik açıdan. Evet. Anlam açısından ikisi de nesne fakat birisi muzafın ile birisi mefulün bittir. Yegumu bi istari saftin yusturu saften demektir. Yukarıda ve zelke ifadesi efendim anlam açısından cümleye bir şey katmıyor ama nefes almamızı sağlıyor. Bizi rahatlatıyor. Özellikle uzun cümlelerde bunu araya koyabiliriz demiştik. Nitekim ihtarat cümlesinin son ögesi el adiyetiye kadar devam ediyor. Ve zelikeyi düşününce bunu apaçık olarak görebiliriz. Peki başka bir yere koyabilir miyiz? Ve zelikeyi dersem hayır diye cevap verirsiniz. Çünkü ihtira fiil ihte şirketil ferensiye fail ondan sonra bir tane meful var zaten. Efendim yani bu mefulun da başına ve zelike getiremeyiz ki. Mefulün bih değil. Mefulün bih ve gayri sarih. Bunlar dışındaki ögelerin başına getirelim ve zelikeyi. Özellikle mefulün fihin başına, mefulün liyeclihinin başına rahatlıkla getirebiliriz. Mefulün bihine getirirsek cümle eksik oluyor o zaman. Evet. Efendim şey ve zelike ilavesini efendim mefulün bi sarı ya da işte mefulün bi sarı diyelim. Gayrı sarı de diyeceğim de o zaman evet getirilmez. Getirilmez. Efendim özellikle meful fi efendim ve meful liecli ögelerinin efendim başına getirilebilir rahatlıkla. Mesela sellemtu ala sadiqi fi suqi. Mesela burada Sellemtu ala sadiqinin Sellemtu'dan sonra direkt ve zelike ala sadiqi dersek hoş olmuyor. Olmaz da sanmıyorum yani. Ama Sellemtu ala sadiqi fissu ve zelike fissuqi diyebilirsin. Ya da mesela ve zelike ba'den haraçtu minel masnai. Çok güzel olur. Evet. Burada olsa da olur, olmasa da olur. Ama olabilir yani. İdafeten ile efendim idafeten burada
Edafe fiilinin mastarıdır. Edafe, yudifu, edafetun. Efendim, bunun ben kullanımını da vereyim. Edafehu, efendim, ileyhi ya da fihi. Evet, onu ona ilave etti. Onu ona ilave etti. Yani ekledi demektir. Eğer bir şeyin içine ekleme yapıyorsan fi dersin. İçine. Yok, içine değil de işte yani katıyorsan mesela gibi edafehu ale olabilir. Evet. Burada ile ile de kullanılıyor. Şimdi mesela yemeğe biraz tuz ilave et demek istiyorum. Efendim, evet. Önce mazi siga ile kullanalım. Edafel validu ya da ettabbahu. Biraz badel milh. Evet. Ya da hocamın da söylediği gibi galilen minel milh. O da çok güzel. Efendim fitami. Efendim, evet. Ya tabbahu. Mesela hani bir de nida yapalım oraya. Peki ya tabbahu doğru mu yanlış mı? Yanlış, doğru söylüyorsunuz. Çünkü el takılıysa araya eyyühe girmesi lazım. Evet. Ha. Ya tabbahu dersek tanımadığımız bir şey. Tabbahu dersen tanıdığın ya tabbahun tabbahun değil tabbahan dersek evet tanımadığın olur. Burada temin alıp mansup gelmesi efendim tanımadığımızı temin almayıp dammeli gelmesi de yani mebni gelmesi de tanıdığımızı gösterir. Ya tabba azif. Evet. Et taam nakısul milh. Çakma izafetle söylemiş olursun. Edif badel milhi fit taami. Evet. Lianne taame nakısul milhi. Evet. Eksik tuzlu. Ya efendim. Ya da lianne milhat taami nakısun. Yemeğin tuzu azdır, eksiktir. Korkarım ki millet yemez. Ekhafu. Yok. Ekhafu en la ye'kulen nasu. Ye'kulehun nasu. Burada hocam şöyle bir cümle kurdu. Nakısul milh dedi. Tuzu eksik. Eksik tuzlu. Efendim. Nakıs kelimesi burada nekradır. Aynı zamanda güzel şeydir. İsmi fail ama efendim nitelik bildiriyor. Ve bu nakıs kelimesi buna muzaaf olarak geliyor. İsmi faillerin lafz-ı izafette kullanımı az. Az. Özellikle sıfatı müşebbehelerin kullanımı çok yaygın. Nakıs diyebilirim. Nakıs. Nakıs. Ama Arap'ta nakıs demiş. Yani kullanmıyor onu. Mesela camil diyebilir miyiz güzel anlamda? Dersen ama Arap kullanmamış ki. Onun yerine cemil demiş. O yüzden yani biz taklit etmemiz gerekiyor. Güzel anlamında Arapların sıfatı müşebbesini alıyoruz biz. Efendim. Mücemmel ne? Melih, evet. Melih tuzlu değil herhalde. Güzel anlamında da var. Melahat. Melahat mesela güzellik demek. Mücemmel diye bir şey var mı?
Efendim var tabii ama o bablarla ilgili. Tefil babı. Cemmele yücemmilü tecmil. Mücemmil mücemmel. Mücemmel Mücemmil güzelleştiren, efendim mücemmel de güzelleştirilen. güzelleştirdi. Güzelleşen Güzelleşen değil de güzelleştirilen. Tefil babı var ya. Efendim. Güzelleştirilen. Efendim tecmil de güzelleştirmek demek. Evet. Mesela ameliyatü tecmil güzelleştirme faaliyet. ameliyeti. Ama tabii o da olur. Efendim. Mesela aklıma şey geldi. Müstahdarat et tecmil. İşte kozmetik diyorlar. Güzelleştirme efendim malzemeleri. Müstahdarat et-tecmil. Kozmetik diyorlar. Cemmele, yücemmelo, tecmil. Ha ben burada edafe kelimesinden bahsediyordum. Burada idafeten kelimesi gelmiş. Mansub olarak gelmiş. Peki bu nedir? Nedir yani? Efendim bu idafeten kelimesi düşmüş bir edif fiilinin meful mutlakıdır. Efendim ilave et demek yani. İlave et demek. Ne yapıyorsun? Ya az önce söylediğim şey var ya. Ha bunu da o, evet. Evet. Edif idafeten. İdafeten ile zelke. Ona ek olarak. Yani yukarıda zikrettiğime bunu da ilave et. Aslında emir. Ama biz Türkçe'ye ilaveten ek olarak diye tercüme ediyoruz. Ha bu arada bir bilgi verelim. Acaba lüzumsuz mu? Bilemiyorum. Mastarı mansup olarak kullandığımızda efendim çoğu kere hep kere değil çoğu kere emir elde ederiz. Emir anlamı. Mastarı mansup olarak kullandığımızda tek başına mansup olarak diyelim. Tek başına mansup olarak kullandığımızda. Yani daha öncesinde fiilini zikretmiyorum. Mesela hurucen diyorum. Sizce bu ne olabilir? Evet. Tek başına mansup olarak kullandığımızda çok kere emir anlamı elde ederiz. Çıkınız. Evet, çıkınız anlamına geliyor bu. Çıkın. Zihar. Zeheb. Zihar. Evet, mansup yapalım ama. Zeheben. Zihar. Huduen. Zihar. Sukuten. Sukuten. Efendim. Sakin Burada, olun. evet. Çıkın. Efendim bu tek kişiye de Çok kişi. çok kişiye de Üç. müennese de müzekkere Herkes. de tek şekilde gelir. Eklen. Ekeleye kule eklen. Evet. Ekle, ekle. Evet. Yani bunu nerede kullanabilirsin? Güzelmiş. Güzel ve kolay. Tabii ki. Evet. Şurben. Evet. Ama burada bir şey söyledim. Kısıtlama getirdim. Çoğu kere dedim. Bunun sebebi şu. Her şeyi kullanılmaz. Bazen de efendim emir değil de mazi ya da muzari sigalı fiilin meful mutlakı olarak da gelir. Yani o zaman da emir anlamı vermez. Peki. Mutlak olabilmesi için daha önce fiil geçmiş olması lazım. Ha burada da zaten aslında meful mutlak. Mesela şuradaki hurucem meful mutlaktır. Uhruç fiilinin mastarıdır. Ama onun yerine geçmiş. Hurucen. Bunun aslı uhruç hurucendir. Fakat uhruç hurucen demiyor da hurucen diyor. Şimdi hamden mesela. Hamden lillahi. Burada ne var? Burada da Allah'a şükür. evet normalde Allah'a yukarıdaki açıklamaya göre Allah'a hamd et anlamı var değil mi? Ama işte Hamd dediniz tamam.
İşte onu diyorum. Ya emir anlamı da olabilir. Fakat buradaki Ahmedu fiilinin efendim şey yani emrin değil de muzari fiilin. Hamd ediyorum. Ahmedu hamden lillah. Ben hamd ediyorum. Yani az önce bak ne diyor? Çoğu kere dedik. Yani hep kere demedik. Çoğu kere. O sebeple evet. Mesela şunu çokça kullanırız. Tekbir an. Aslında biz Türkler tekbir deriz. Çünkü biz Arapça konuşmuyoruz. Ama Araplar tekbir an demesi lazım normalde. Niye? Çünkü tekbir an. Tekbir getiriyoruz. Getirin der. Getirin emir. Kebbiru tekbir an. Evet. Bu tekbir de efendim mastarda emir anlamını rahatlıkla görebiliriz. Türkçede de. Çünkü kalabalıkta birisi tekbir diyor. Herkes Allahu Ekber diyor mesela. Efendim. Şimdi mastarların efendim meful mutlak olarak gelen mastarlar genelde nekradır. Genelde diyorum bak. Evet. Niye biliyor musunuz? Çünkü tekbir getirmenin nasıl diyeyim belli bir şekli varsa o zaman et tekbira denir. Kitabeten dediğimiz zaman yazın anlamına geliyor. Kitabeten. Culusen min fadlik. Evet. Burada ögeleri ayırmanız lazım. Ben bu aha bunları niye anlatıyorum? Durup dururken değil. Bunlar metinlerde var. Bak idafeten diyor. Niye ben bunu fethaladım? Bunun da izahatını yapmış oluyorum. Evet. Evet. Şimdi kelimenin modern olmaz ama yani bunların hepsini evet günlük dil diyebiliriz doğru. Şimdi biz Arapçayı öğrenince genelde dini terminoloji daha çok veriliyor ya efendim o yüzden günlük hayat bize uzak kalıyor. Bunlar günlük hayat. Mesela evet. Tamam bir sonraki derste ehtesu derraci ehtesu derracetin lil muavvagin. En modern engelli bisikleti. Evet. Derrace evet. Bir hevaiye var bir de nariye var. Nariye olursa ateşli bisiklet yani motosiklet. Hevaiye ise efendim ateşsiz bir o zaman bisiklet olmuş olur. Normal bir bisiklet. Evet.